önemli. Türkiye ekonomisinin, sanayinin aslında bel kemiği. Yani önemli bir kısmı İstanbul ve çevre illerde, Gebze olsun, Kocaeli olsun, buralarda istihdam edilmiş vaziyette, sanayi bölgesi var, büyük fabrikaları var. Olası büyük depremde yaşanabilecek tabii ekonomik boyutu da, sosyolojik boyutu da birazdan konuşacağız. Evet. Hocam, bizimle paylaştığınız haritadır bu. Evet. Hangi tarihlerde, hangi noktalarda, hangi büyüklükte deprem olduğunu anlatıyor. Ben sizi böyle alabilirsem eğer izleyicilerimizle paylaşalım. Bu harita bize ne anlatıyor, ne söylüyor? Bu haritayı sizin için hazırladım bugün. Teşekkür ediyoruz. Önce onu söyleyeyim. İki, bizim de müstakil bir haritamız var. O kadar girişte güzel şeyler söylediniz ki bana şimdi şu fay burayı etkiler mi diye bir soru soruluyor. Bu sizin, sizler de çok soruyorsunuz bunu değil mi? Hı-hı. İyi Parti diyorsunuz şu kararı verdi. Bu Türkiye'deki her yere etkiler mi? Hı-hı. Etkiler. Hı-hı. Her yerde. Hı-hı. Aynı sosyal olaylardaki gibi bir şeyi hepsi birbirini etkiliyor. Evet. Bu gördüğünüz bir sürü segmentler var, bu kırmızıların hepsi bir fay. Bu kırıldığı zaman buna öbürünü bir enerji etkiliyor. Veriyor. Bu buna veriyor. Bu hepsi birbirine bir ağ içinde bunların. Bir enerjileri her biri birbirine tık 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 aktarılıyor. Dolayısıyla bu çok sorula gelir bir şey. Bura kırıldı. Bugün burası kırıldı. Kırıldı. Bunun buraya etkisi olur mu? Evet olur. Ama evet olmaz. Yani ağzının dibinde kırılsaydı olacaktı. Ona çok hemen aktaracaktı transferi. Ama bütün bu sistemler öyle ya da böyle birbiriyle etkileşim halinde olduğu için hepsi birbirini tetikliyor bunların. Dünyamız böyle bir kapalı bir enerji. Birbirine hepsi. Ta dünyanın öbür tarafına gidiyor bu enerji. Bir yerde doğuyor, birine gidiyor. Şimdi sizin için hazırladığım harita neyi gösteriyor? Şimdi ona bakalım. Bir defa şu kırmızılar depremleri oluşturan kırılma kırıkların şeylerini gösteriyor. Boyları biraz farklı. Mesela bakın buradan geliyor. Buraya kadar bir segment. Buradan gelmiş. Böyle geliyor. Buradan kopuyor. Bu da bir segment. Yani bir parça. Bu parça. Güzel. Şimdi bu haritada 39'da kırılan Erzincan depremi 44'te buraya geldi. Buraları kıra gelmiş. Dikkat edin. Daha sonra burada 99'u önce bu kırıldı 99. Sonra gitti burayı kırdı 99. Önce Sapanca'ya kadar kırdı. Düzeltiyorum burayı. Daha sonra Hendek civarına doğru bir kırılarak devam etti. Okey. Bura Bursa kırılmış 85'te 1885. Manyas kırılmış 64 7'lik. Şunlar hep kırıla kırıla gelmiş. Dikkat edin 35 falan. İyi. Burası Gökçeada kırılmış 2014. Sonra Şarköy 1912 buraya kadar kırıldı Şarköy. Şurası komple kırıldı. Kırılmayan yer bir burası kaldı. Bir de iyi bakarsak uzun süredir kırılmayan bir 985 yer. 985 ve 1064. Yani, bin yıllık neredeyse. Bir de buna 1417-19 söyleyenler de var. 1400'lü yıllarda bir kırıldı ama o çok önemli bir kırılma gibi algılanmıyor fazla. Neden? Yani bazı kaynaklar bunun altını çizmiyor. Demek ki o çok etkili bir deprem olmamış. Pekala. Çünkü 1400'de Osmanlı var ve kaydı sağlam olması lazım. Evet. Yakın bize. Ama bunların altı kuvvetli çiziliyor. Yani 1500'dekinin tabii kaydı varsa 1400'dekinin de olması gerekir. Tabii. Bunda da Osmanlı iktidarda, burada da. Evet, yani. Evet. Şimdi uzun süre bu kırılmıyor ise, yani bu hatta uzun süredir böyle büyük bir, dikkat ederseniz, deprem koyamıyoruz. O zaman şu denir. Bu sistem üzerinde büyük bir enerji 600 yıldır, 800 yıldır, 1000 yıldır birikiyor demek. Böyle. Bizim şeyde Kahramanmaraş'ta böyleydi. Kahramanmaraş'ta da orada Neccar Camisi var. Kaç bin yıllık bir cami. Şu ana kadar hiç yıkılmadı ama bu depremde yıkıldı. Orada da 700-800 yıldır bir enerji birikmesi var. Tabii. Böyle bazı büyük segmentlerde bu kadar zamanda enerji birikebiliyor. Bir de bazı yerler enerjiyi kaçırıyor. Kaçırıyor enerjiyi. Hepsi toplanmıyor orada. Bu yani, iyi bir şey olsa gerek. Bu iyi bir şey tabii. Biz buna akma diyoruz. Şimdi böyle bir karmaşanın ortasındayız. Bakın ve sizin söylediğiniz gibi tekrar özetlersek kırılmayan bir denizin ortasında bir segmentimiz var. 120 kilometre boyunda. Kırılmayan yine ortası, merkezi neredeyse onun gibi bir göl olan gölün sağ ve solu var. İki tane kırılmayan birbirine neredeyse paralel. Evet.
iki tane ve bunların hepsi Marmara'yı etkileyebilecek bir depremden söz ediyoruz. Şimdi işin kolayı şu, geçmişte olmuşsa daha sonra da olacaktır. Bizim doğa biliminin, yer biliminin temel yaklaşımı bu. Geçmişte olmuşsa gelecekte olacaktır. Geçmişte olmayan bir şey, biz o yüzden yüz milyonlarca yıl, milyar yıl geriye gidip dünyanın başına neler gelmiş geçmiş bunu anlamaya çalışıyoruz. Ve anlıyoruz da, anlayabildiğimiz ölçüde. Ne olmuş? Volkan patlamış, manyetik alan terslenmiş, kuzey güneye, güney kuzeye dönmüş, göktaşı düşmüş, iklim değişmiş. Dünyamız bir dönem tamamen karla kaplanmış. Yani buna snowball earth diyoruz. Yani tamamen top beyaz bir topa dönmüş dünyamız. Uzun süre böyle kalmış. 40 milyon yıl falan. Yani snowball earth dediğimiz karanın hiç görülmediği bir dönemler yaşamış. Tabii bu sabahtan akşama olmuyor ama geçmişte olmuş. Bir örnek daha vereceğim size. Geçen sel bastı. Nereyi? Balıklıgöl'e kadar etkiledi değil mi? Urfa'da. O selin yıktığı, getirdiklerine baktığın zaman bir kesit görüyorsunuz. Kocaman bloklar, kesitleri görüyorsunuz. Bloklar çamur akmış bir dönem. Geçmişin çamur. Onlar geçmişte olmuş. Olmuş. Dünyanın her yerinde. Mesela Venezuela'da çamur akmış. 10 yılda bir, 8 bin yılda bir büyük çamur akmalar var. Kayıtlarına baktığın zaman oranın, bunlar radyometrik yaşlarla, radyokarbon yaşlarla çıkıyor. Hep akmış, yine akmış, yine akıyor. Bir geçen bir aklı Las Vargas akıntısı. Yüzlerce, binlerce insan çamurun altında kalıyor. Tabii orada İşte bu noktada akıllı şehirler yapmak, şehir planlama yapmak çok daha kritik hale geliyor. Geçmişte ne olmuş? Tabii bizim ömrümüz 60, 80, 100 falan yıl olduğu için bu 500 yıl, 1000 yıllık hikayeyi biz uzun zamanı, bize göre çok uzun ama çok uzun değil. Bu zamanlarda olduğu için biz bunları kaçırmış, dedemiz görmemiş. O dedemiz de görmemiş. Sen dedenin dedesi olsa da 100 yıllık, 150 yıllık bir periyottan bahsediyoruz. Evet. Şimdi akıllı olup geçmişte ne olduğuna bakmamız lazım. O yüzden bu faylar o kadar yeni faylar ki. Ama siz gidin buraya 1912 depremini kimse bilmiyor. Niye bilmiyor? Şimdi ben onu soracaktım hocam. Yani bazı yer bilimcilerde esas tehlikenin bu Şarköy deki fay olduğunu, İstanbul için büyük bir tehdit aslında olmadığını söylüyor. Acaba bizim hocamla çok mu örtüşüyor açılarımız? Ben yönetmenimden bir yönlendirme rica etsem, ben mi karşıya geçsem ya da hocam siz böyle geçerseniz siz karanlıkta kalmayın çünkü sizin daha net görünmeniz daha önemli. Okay. Yani Şarköy için böyle bir tehdit uyarısı yapan uzmanlar da var. İstanbul'da yakın dönemde kritik böyle şehri yerle bir edecek bir deprem potansiyeli görünmüyor. Esas tehlike Şarköy fayı diyenler de var. Hayır. Şimdi bakın bu Şarköy buradan başlayıp buraya kadar kırıldı. Bu 1912 kırılması bu. Şuraya inildi. Burada büyük bir çukur var. Bu çukurda büyük bir kırılma gözlendi. Dalındı gözlendi. Ve oradan su çıkıyor. Gaz çıkıyor. Yani buranın yeni kırıldığını yani kırık ta buraya kadar 12'nin kırıldığını biz biliyoruz artık. Bu yayınlandı falan. Tabii hatalar da olabilir burada. Ama kimisi buna biraz daha geri gitmiyor. Hayır. Bu buraya kadar kırıldı. Bura zaten kırıldı. Bunun bir daha kırılması öyle sabahtan akşama kırılmaz. Bu segmentin kırılması için mesela şunun için 280 yıl gerekiyor. Şuradan şu 99 depremi yaklaşık 280-300 yılda bir kırılıyor. Daha önceki kırılma tarihinden söyleyebiliriz bunu. Bunlar çok kolay enerjinin tekrar birikmesi için 1912'ye 300 yıl daha koyun yaklaşık 200-300 yıl o zaman 2200'lerde kırılır bu buraya kadar. Şimdi kırılmayan yer burası. Peki hocam şunu sorsam. Yani, o yüzden Marmara Ereğlisi Büyükçekmece arasında işte bu Kumburgaz bu çukuru buradan getirin burası bu çukurunun devamı buraya kadar kırılmadığını söyleyebiliriz. Bu çukurların merkezden geçiyor. Aslında şöyle bir şey 120 kilometre. İki parça tek parça. Ama bu tek parça. Peki tek hocam. Parça kırılacak bu. 1509'da yazdığım şu yaklaşık 8'lik deprem bir daha olacak. İstanbul bunu bekliyor. İstanbul'un beklediği bu. Biz 1509'da beri yaptığımız bütün de yapılar, 1509'dan sonra yaptığımız bütün yapılar 1509 büyüklüğünde bir depremle test olacak.
Böyle bir teste girecek. Yani Topkapı Sarayı falan herhalde değil mi? O dönemden Topkapı döneme Sarayı ayakta kalma potansiyeli olan. Var. Evet. Ya da Ayasofya Camii Ayasofya'nın çatısı matısı göçtü möçtü. Onlar bir test gördü ama çok yaptığımız yeni yerler. Ben Urbe'ye gelirken söyledim. Kanlıca Mezarlığı'nı mesela. Oradan Kanlıca'da yol yaptık. Bu yeni bir yol. Mezarlık da yukarıda. O mezarlık büyük bir olasılıkla çoğu çatlaklı patlaklı bir kayalardır orayı iyi bilir Uğur Bey. Orası inecek. Yani bu 1509'dan beri yaptığımız yollar, duvarlar, yapılar, her şey. Mezarlıklar doğru. Her şey. Aynı o gözle bakmamız lazım artık. O gözle. Ya bu depreme burasını yaptık ama burası öyle bir deprem görmedi. Şimdi görecek. Bundan cevabı ne olur buranın? Yani buna nasıl bir cevap verecek diyeceğiz. Hocam şunu sormak istiyorum. Burası, burayı şöyle bir fayımız burada var kırılmayan. Tamam. 1509'da İstanbul'u neredeyse yerle bir eden o depremin sizin bu gösterdiğiniz fay üzerinden gerçekleştiğini nasıl tespit edebildiniz? Yani çünkü 1509'da böyle bir görüntüleme sistemi yok tabii ki. Çok doğru. Kayıtlar var ama o kayıtlar herhalde daha ziyade hasarı tespit eden kayıtlar olsa gerek. Çok doğru. Çok güzel bir soru. Aslına bakarsanız 1509'un yeri tartışmalı. Tartışmalı. Çünkü ama biz buradan buraya kadar olan bir hatta bu derin çukurluklar. Yani burada Çınarcık çukurundan, Kumburgaz'dan, Merkez Çukur ve Tekirdağ çukurundan geçen 4 tane büyük çukur var. 1000 metrelikleri. Tam çukurun alttan geçiyor bunlar. Bir çizgi oluşturmuşlar. Burada İmralı Adası'nın güneyine de biraz acaba buradan bir şey olabilir mi diyen var. Burada ama büyük yapı bu. Olsa olsa 1509 kırığı bu olmalı diyoruz. Olsa olsa. Çünkü burası böyle yeknesak tek parça duruyor. Yani ikili ama tekli gibi birbirine aktaran domino taşı gibi. Bu 1509'u biraz tartışmalı bir yer bizim için. Yani gri alanları mı var? Yani acaba şurası 1894'te bir deprem var. Bunu koymadım. Onu buraya koyan var falan. 1509 neresi olduğu önemli değil. Şu Marmara Denizi'nin içinden bir deprem 1509'da camilerimizi, 90 küsur camimizi yıkıyor. 5-10 bin kişi ölüyor. Kenti sular geldiği söyleniyor. Ve kıyamet büyük yangınlar çıkıyor benim de bildiğim kadarıyla. Büyük kıyamet oluşuyor burada. Küçük bizim kıyamet demek diyorlar ki, değil mi? Hayır bu karada yok. Burada bir fayımız yok. Bu fay burada bu kadar uzaktan bunu yapabilir mi? O tartışmalı. Burada bir fayımız duruyor. Buraya kadar kırıldı zaten. 99 depreminde kırılan yer burası. Şuradan geldi Sapanca ve bu bölge tamamen kırıldı. Daha sonra buraya döndü bu. Kaynaşlı kırıldı. Bu da 7.5. Kaynaşlı burası kırıldı. Buraya kadar geldi bu. Geride bir şey kalmadı. Az bir şey kaldı Bolu'ya doğru. Bolu'ya doğru geldi. Geçen Bolu tarafına kırıldı hatırlarsanız. İşte Bolu tünelini gelir mi keser mi falan dendi. Bolu. Buralar hep kırıldı neredeyse bakın. Kırılmayan bir yer burada kaldı. Ne zaman kırılacak hiç bilmiyoruz. Ama 1509'dan daha beri bu büyüklükte bir deprem yok. Olmadı ve kent 1509 depremini görecek artık. Ha ondan önce bir küçük bir şey görebilir. Şurada bir küçük bir kol kırılır. Kırıldı zaten. Geçen 5.8 kırıldı Silivri Açık'ta. Olabilir bu. Onlar peki orada birken stresi azaltıyor mu? Azaltmıyor. Azaltsa onlar önemli bir azaltma değil. Çünkü 1509 geçmişten beri ola geldiyse olacak. Ne diyoruz? Geçmişte olduysa tekrar olacak. Bunun kaçarı yok. Biz böyle bir şey göreceğiz. Ne kadar kafamızı kuma gömersek gömelim. Tabii. Bu bir gerçek. Ve bunu söyleyenler topluma bunu işte 5 yılda olmayacak. Bu çok ciddi bir topluma karşı suç bence. Çünkü sizin sağlam bir datanız olmadan bu deprem olmayacak, az olacak, şu olacak, bu olacak deme şansınız yok. Vebal aynı zamanda. Çok büyük bir vebali var. Çok tehlikeli. Hele 5 yıl içinde olmayacak demek. Ya bu nasıl bir şey? Buradan geçmiyor böyle bir deprem olmayacak demek. Nasıl biliyorsun kardeşim 5 yıl içinde olmayacağını falan. Bu arada bir şey ben bugün şey yaptım. Birisi depremden önce bir şey göndermiş. Bir uygulama bir dakika önce belli telefon cinslerinde. Belli telefonlara bir deprem olacak demiş ama biraz büyük bir depremden bahsetmiş herhalde. Hayır sadece deprem uyarısı ama yaklaşık yani 40 ila 60 saniye öncesi benim o
telefon türü kullanan arkadaşlarımdan hepsinden da, aldığım bilgi bu yönde. Bu da ilginç şey. O kaynağın işletim sistemi olarak farklı. Ha, bunun da şeyini konuşabiliriz. Reklam ismi yapmayan, yani reklam yapmamak için 40 tane çıkıyorsun. Hayır, okey, anlıyorum. Bunun da şeyi şu. Deprem olmadan önce bir müthiş bir yerince iyon enerjisi, iyonlaşma çıkıyor. Bu bazen top şeklinde ışıklara dönüşüyor. Işık topları oluyor. Bu deprem anda da oluyor bu ışık topu, sonra da oluyor. Bu elektromanyetik alan değişiyor deprem öncesi. Yani bütün hayvanların bağırma, çağırmasının falan filan sebebi elektromanyetik alan değişimi. Mıknatıslar düşüyor, televizyonlar akıyor, cazırtılı bir radyo yayını oluyor falan. Bütün bu elektromanyetik alan değişimi olduğu için bir grup elektromanyetik çalışanlar elektromanyetik alan değişimlerini uzaydan ve bazı yerlerden merkez kurarak izlemeye başladılar. Bir kadro. Ve o kadronun elektromanyetik alan değişiminden büyüklüğünü asla kestiremez kimse. Ne kadar büyüklükte olacağını bilemez. Ama deprem öncesi olan bu elektromanyetik alan değişimini size bildirebilirler. Evet, o çok önemli. Evet, ama yani o 40-60 saniye bile kendi önleminizi alabilmeniz açısından tabii ki bir fırsat yaratabilir. Sanırım oradaki teknoloji şeyden aynı marka telefonlardan ve aynı işletim sistemini kullanan telefonların titreşiminden alıyorlar. Yani oradaki salınımdan alıyorlar. Muhtemelen oradan biraz daha uzaktaki bölge faydalanmış oluyor. Çünkü olabilir. Hocam çok daha iyi bilir. Ya ben kulak dolgunluğuna söylüyorum. Mesela örneğin Gemlik'te olanın İstanbul'a gelmesi için bir dakikaya yakın bir süre var. Muhtemelen Gemlik'ten topladı o datayı. Evet. Tüm bölgeye geçti ve İstanbul öğrenmiş oldu. Tabii baz istasyonları da burada önemli bir görev yerine getiriyor olabilir. Birisi elektromanyetik alan değişimini görüyor. Bunu belki bir GPS, bir operatörle bu bilgiyi paylaşıyor. O operatör belki bunu dağıtıyor. Bilmiyorum o süreci. Hocam şöyle, işletim sisteminin çalıştığı telefonlarda böyle bir özellik varmış. Yani deprem algılama özelliği açıksa onlardan topladığı datayla, oradaki salınımdan topladığı datayla anlıyor, okuyor. Ama yani birine, yani bir sonuçta bir mesaj geliyor. Bildiğimiz bir mesaj geliyor. Tabii bildirim çıkıyor bir yukarıdan. Bildirim çıkıyor. Neyse. Şimdi gelelim buraya. Yani bu arkadaşlar bunu ciddiye almak durumundayız. Belki 50 yıl sonra olacak. Belki 100 yıl sonra olacak. Belki bir hafta sonra olacak. Bunu bilmiyoruz. Bunu bilme şansımız yok. Evet. Hiç yok. Öyle oldu, böyle oldu. Bilemiyoruz bunu. Ama burası 1509'u İstanbul bekliyor. Hem de bu İstanbul bugün güçsüz. O kadar yapı stoğu var ki. Çok kötü, çok. Çok. Yani bütün yapı stoğu içinde... Kentimiz güçsüz. Çok doğru söylüyorsun. İnsanlarımız güçsüz. Binanın yıkılacağını biliyor ama ekonomik şeyi yok, gücü yok. Oradan çıkamıyor. Ne yapsın? Ben yani, tabut evler diyorum. Tabut evlerde oturuyor kesinlikle. Çok insan. Kesinlikle. Bazıları doğru. Öyle. Yani hocam, bazıları öyle. Reklama gitmeden şunu sormak istiyorum size. 1509 takribi 8 diyorsunuz. Yıkıcılığı bugün olsa ne olur? Aynı yıkıcı, yani aynı büyüklükte bir deprem olsa yıkıcılığını nasıl anlatırsınız? Vallahi, bu yani bunun kent için bir yani düşünemediğim bir katastrof olacak. Yani söyleyemeyeceğiz. Yani büyük bir şey oldu. Nasıl burada 100 yılın biz faciasını yaşadık? Evet, 100 yılın değil, 600-800 yıl biriken bir enerji bu. 100 yıl falan değil. Biz habire Türk Oğlu Fayı kırılacak dedik. Türk Oğlu Fayı'ndan sonra, segmentinden sonra sağı solundaki segmentler de kırıldı. Boydan boya 400 kilometrelik yer kırıldı ya. Ya olacak bir şey değil bu. Çok büyük bir şey ya. Ama biz az söylemişiz. Türkoğlu fayı kırılacak. Herkes söyledi bunu. Ama Türkoğlu'ndan sonra işte diğer Amanos segmenti döndü, gerideki segmentler hepsi kırıldı. Bu biz bunlarla karşılaşmayınca bu nereden çıktı diyoruz. Biz yani Allah göstermesin. Yani karşılaşmayalım ama karşılaşacağız. Bizim çocuklarımızın, torunlarımız karşılaşacak. Biri karşılaşacak bununla. Yani bu dikkat edin. Sadece bu İstanbul'un sorunu değil. Bursa'nın, Yalova'nın... Tüm ülkenin sorunu hocam. Hayır, girersek doğru. Fazla. Doğru. Şimdi tabii ya ben iki dönemde meslek odasında... Hocam çizgiyi çok geçmezseniz daha iyi olur. Bu tarafa George alabilir miyim? George Mensel Odası'nın İstanbul Şube Başkanlığı'nı yaptım. Bu işleri meslek odasında çok konuştuk. Bunları hep uzun süredir
tartışıp dururuz bunları. Hocam şunu bir sorsam size, bu rezerv alanla ilgili Naci Görür'ün bir açıklaması var. Diyor ki, bizler kenti depreme hazırlamak için önce yasa çıkarılması gerektiğini söyledik ancak keşke söylemeseydik. Geçen günlerde bir yasa çıkardılar ama halkı korkuttular demiş. Evet. Katılır yani, mısınız onu sizde? Zaten Uğur Bey biraz bize açtı. Yani sizin binanız riskli bina, okey. Bunu ne yapacağız? Pek çok riskli binalar var. Burayı bir kentsel dönüşüme sokacağız. Burada sorun şu çıkıyor. Sizi bir yere yönlendiriyorlar, gönderebiliyorlar. Yani bu tabii açık üstü önü açık bir sorun. Yani nasıl bir yere gideceksiniz? Tabii. Oradaki ekonomik geliri şeye ulaşabilecek misiniz durum. Falan. Çocuğunuzun yani, okulu, bu. İşinize uzaklığınız vesaire. Tabii ama vesaire. Biz de hep işin tabii ters tarafından bakıyoruz. Yani bu da bizim aklımız hep şeye çalışıyor. Acaba şimdi bize bir hile mi düşünülüyor? Yani başımıza bir şey mi gelecek falan? Tabii hukuk demek istemiyorum buna. Şöyle bir şey biliyoruz. Hatay'da pek çok bu tür zayıf yapıların hukuka takılıp yıkılamadığını, yıkılamadığı için de insanların başına yıkıldığını da biliyoruz. Doğru. Yani böyle bir durumdayız. İki tarafı da olan bir iş bu. Onun için kimse hukuka ya da teknik hukuka diyeyim ona, adalet edemiyorum. Teknik hukuka sığınarak bu işleri engel olmasın. Ama kimse de bunu kullanarak yöneticiler de vatandaşın ekonomik birikimini heba ettirmeyelim. Yani o da önemli. Hoca onu demek istemiş olsa gerek. Şimdi bu riskli alanlar hep tartışıldı durdu. Ama bu yeni kanunda herkes acaba mal güvenliğim elimden gidiyor diye bir şüpheye düştü. Şimdi tabii biz tekrar buraya dönersek bir defa bugün yaşadığımız bu depremin, bu denizin içinde oldu biraz daha burada bir yerde. Bu bize şunu söylüyor, buranın da bir harekete geçtiğini, uzun süredir kırılmayan yani bir bölgenin, büyük segmentin de harekete geçtiğini, kıpırdamaya başladığını söylüyor. Nerenin kırılacağını, ben demin 5 yıl İstanbul için bir şey söylemedim. Konuğumuz böyle bir şey söyledi. Asla. Yarın da olabilir, 50 yılda olmayabilir. Siz aslında 5 yıl içinde olmaz dememek lazım demiştiniz. Evet, evet. O muhtemelen ona katıldığını söylemek istedi. Orada bir onu düzeltelim. Şimdi bu İznik'te, burası tabii tarihi bir kent, tarihi bir yer. Çinisiyle meşhur. Burada Çiniciler var, Çin sanatçılarımız var. Ben görüştüklerim oldu bugün. Yasemin Koç Hanım'la görüştüm. O burada depremden ciddi etkilendiklerini, biblolarının düştüğünü falan çok korktuklarını söylediler. Gelelim bu tarafa doğru. Burada da görüştüklerimiz oldu. Ve hakikaten millet şu an panik. Peki ne yapacağız diye şimdi? Bunlar da korkuyor tabii. Evine girmekte korkuyor. Acaba bir öncü mü diye falan. Bunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için şunu söyleyemeyiz. Yani eviniz çatlak patlaksa girmeyin. Doğru. Ama burası ne olur ne biter, kimse bunu bilmiyor. Yani bunu söyleyebiliriz. Büyük bir, uzun süredir suskun bir zondayız. Bir tane burada var, bir tane burada var. Dikkat ederseniz buralarda ciddi ciddi kırılmalar var. Çünkü bu faylar dönüyor, bu tarafa doğru bir dönüş gösteriyor. Peki hocam, şimdi şunu soracağım size. Şu gösterdiğiniz 985 ve 1064... gerçekten hani onların da yıkıcı olduğunu değil mi tahmin ediyoruz? Tabii tabii, bunlar büyük şiddetleri, büyüklükleri demiyorum, 9-10. 9-10. Tabii. Ama biraz daha batıya gittiğimizde Edincik ve Biga'da 1935'te ve ardından 83'te olmuş, görece düşük. Tabii tabii. Yani bu kadar yakın mesafelerde nasıl böyle bir fark olabiliyor? Bu başka bir fay mı? Bu fayların boyları ile ilgili. Yani bu fay boyu bu kadar. Üretebileceği fay bu. Ama bu yenice 7.2 kırılmış. Boyları ile ilgili. Mesela bu... Yani bu fay bunun devamı değil. Öyle mi? Bu ayrı bir fay mı? Şimdi şöyle. Bunları atlıya zıplaya geliyor gibi. Bakın burada bir bağlantı yok gibi çizilmiş. Ama... altta bağlantısı var. Yüzeyde yok gibi altta bağlantısı var. Bazılarını yüzeyde tespit edememişiz ama bunlar hep birbirine bağlı. Bazı yerde bakın buradan geliyor, burada kalıyor. Burada bir başka segment var.
başka bir segmente geçiyor. Bu segmentler var, bu tür parçalı yapılar var. Ama bu büyük bir yapı, burada büyük yapı var. Bunlar büyük segmentler. Şimdi bu Marmara ile ilgili söyleyeceğimiz bir şey var. Biz Marmara İstanbul depremine denizcilik sektörü hazır mı diye İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Denizcilik Fakültesi'nde bir çalıştay yaptık. Bu kitabımı keşke getirseydim size. Muhsin Kadıoğlu ve ben bu kitabın editörlüğünü yaptık, yayınladık. Biz şunu söylüyoruz. Bu deprem sırasında şu kıyıların hepsini şu an hazırlamamız lazım. Hazır mı peki denizcilik sektörü dediğiniz gibi? Mesela bu çalıştayda tersaneciler geldi, liman sahipleri geldi, tersane sahipleri geldi. Bütün buradaki güvenlikle ilgili gruplar geldi. Marina müdürleri geldi, buradaki marinalar falan. Dolayısıyla bizim bütün buradaki denizin bu depreme, bu kıyılara nasıl bir cevap vereceğini bilemiyoruz. Yani buralar ayakta kalabilecek mi? Tabii. Kalamayacak mı? Tabii. Çünkü buralar muhtemelen kurtarmada kıyılar esas hizmeti bunlar yapacak. Ya da kıyı limanlarına, hastanelere aktaracağız. Kıyıların ayakta kalıp kalamamaları çok önemli. Çok önemli, doğru. Gölcük depreminde hatırlarsınız hocam. Tüylerim diken diken ediyor her hatırladığımda. Bir eğlence parkındaki balerina, evet. Dönme dolap mı su denir? Altında kalmış. Su altında tabii. Yani o mu denize yürüdü, deniz mi ona geldi ya, şimdi hatırlayamıyorum ama orası çöktü. Neticede çöktü yani orası. Çok orası, sıra dışı tabii, bir görüntü binalar yani. Çöktü. Denizin altında binalar kaldı. Denizin altında kaldı. Tabii, binalar kaldı. Aynen. Kara orada çöktü. Bizim şimdi deprem özel sayısı çıkarıyor TÜBİTAK. Orada da biz bu İskenderun'da gördük. İskenderun'da 1.8 metre çöktü. İskenderun kıyıları 1.8 metre. O kadar yumuşak bir zemin var ki onun gelmişiz üstüne yüksek binalar yapmışız. Hocam şimdi şunu sorsam, buradaki fayın yüzeye yakınlığını biliyor muyuz, ne kadar yakın olduğunu? Yani yüzeye yakınlık veya derinlik. Yüzeyde zaten bunlar. Bu faylar derinliğini yani bunlar bu kırığı nereden, depremi nereden geldiğini biliyoruz. 15 20 25 kilometreye kadar uzanıyor. Yani bunun bir derinliği var. Bu derinlikten bir altta ciklet gibi bunu üzerinden sürtünerek hareket ediyor bu. Yani alttan hafif kırılmayan bir kaya var daha sıcak. Tam böyle kırılgan deformasyon göstermiyor. Bu ciklet gibi sünek altı kalıyor. Alt kalıyor. Üstten bir malzeme hareket ediyor. Yani deprem sırasında 5 metre batıya kaçtı diyoruz ya. 5 metre. Alttaki 20 kilometreden üstü 5 metre. Altı duruyor. Tabanı duruyor. Duruyor. Yani bir ayakkabının üstünden tabanının kalıp da üstünün gitmesi gibi. Tamam, üstü böyle bir şekilde gidiyor. Bunlar gidiyor ve sürekli bir batıya doğru bir Anadolu'nun hareketi var. Peki hocam şunu da sorsam son olarak size. Buyurun. Marmara Denizi'nin hem kuzeyinden hem güneyinden geçiyor ama gördüğüm kadarıyla, bilmiyorum öyle mi çizildi yoksa gerçekten şurada bir fay yok mu? Yani Marmara'nın kuzey kısmı, Karadeniz'e yakın kısmı daha mı sağlam? Şöyle, burada fay var tabii. Fakat bunlar geçmişte fay vardı. Bir tanesi böyle gidiyor. Şu kıyıdaki çizgiselliği oluşturuyor. Bir tanesi Beykoz'dan Sarıyer'e geçiyor. Bir tanesi buradan Lüleburgaz'ın içine doğru giden. Ve bunlar yaklaşık 3-5 milyon yıl önce çalışmış. Ama belki de son 500 bin yıldır kaybetti. Çalışmıyor. Biz son 10 bin yıldan beri çalışanları koyuyoruz. Bu iyi bir haber mi peki? Yani en azından Karadeniz'e yakın kısımlar nispeten güvenli diyebilir tabii, miyiz? Tabii daha güvenli, nispeten güvenli. Mesela bu Riva bölgesi, kuzeyde kayalıklar var. Güzel oralar tabii daha güvenli. Ama biz her zemine de bina yapabiliriz. Ama biraz da ekonomik maliyet olur. Biraz zorlar bizi. Ama burası tamamen yerleşilmez değil. Fakat şunu unutmayalım. İstanbul'u metropoliten planını yapanlar demişler ki güneye yerleşeceğiz. Bakın dikkat edin. Bütün nüfus bu güneydedir. Evet. Ve faya paraleldir burası. Neden güneye yerleşeceğiz? Çünkü İstanbul bu Marmara kıyısından denizden ulaşım da yararlanalım. İki. Ticaret yapalım. Evet. Yani eski İstanbul'da ormanlar var bir de tabii. Kuzey ormanları var. Ama güneyin esas buradaki denizin dalgası, kıyı uygun değil. Zaten eski yerleşim Haliç'in içindedir. Dikkat edin Haliç'in içine. Üst akıntı Haliç'in içine girmez. Dolayısıyla Haliç
İstanbul'un eski yerleşiminin, bütün sanayisinin kurulduğu yerin olma sebebi de budur. Bu akıntı buradan rahatsız etmediği için bütün fabrikalar, endüstri buraya kurulmuştur. Ta Bizans'tan beri gelen bir yerleşimin, kentin burada olma sebebidir bu. Şimdi tabii kurulan kuruldu, olan bitti ama bizim mutlaka AFAD Başkanı, yeni bir AFAD Başkanımız atandı, ona da başarılar diliyoruz. Mutlaka bu kıyılara bir hazırlık, mesela bu adayı lojistik üs olarak kullanabilir miyiz? Değil mi? Yani bütün hastaları... Sizce en hazır kurum hangisi hocam? Depreme en hazır kurum hangisi? Valla en başarılı bence UMKE. UMKE. Bun, evet. AFAD'ın ekibi de, AFAD da organize oluyor. Ama bizim işimiz şu. Yani biz deprem operasyonunu çok başarılı yürüttük değil. Deprem öncesi riski azaltmalıyız. Doğru. Ona göre bir yerleşim planı yapmamız lazım. Biz pek çok depreme, ben deprem bölgesinde deprem olduktan sonra gidiyorum. Çok şey değişmiyor. Yani biraz daha ambulanslarımız modernleşiyor. Biraz daha işte ekip daha birikimli oluyor ama acılarımız çok da değişmiyor. Evet, yani evet bu, maalesef öyle. Ve bu, burası bizim için arkadaşlar, ekonomistler, hayatı İstanbul'un, Türkiye'nin hayatı, evet. Türkiye'nin can damarı. Evet. Ve çok kötü şey görmemek için olabildiğince nüfusu artık kentsel dönüşümü de yapmayalım canım. İnsanları illa burada tutmak zorunda mıyız? Ama ya biraz daha yenilikçi. Ekmek burada, eğitim okay, burada. Doğru bu. O diyen evet. Ya sen niye her şey İstanbul'da? Bakın, hala İstanbul'da, burada, Ankara'ya getiriyoruz, burada, merkez bankalarını getiriyoruz, bankaları daha getiriyoruz. Daha yenilikçi, daha devrimci çözümlere evet. ihtiyacımız var. Yani aynı bakışla olmamam. 20 milyonu koymuşsun İstanbul'a, atığını yönetemiyorsun, evet. suyun yetmiyor, milletin güvenliğini trafik, sağlayamıyorsun. Trafik. Gerek yok buna. Ve hocam bu... şu riskli ilçeleri de bir soralım size, ondan sonra bir ara vereceğiz çünkü. Evet. Birinci derece deprem bölgesinden dördüncü derece deprem bölgesine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve AFAD tarafından hazırlanan bir yani haritayı paylaşıyoruz. Böyle bir şey biraz garip. Neyse. Fayımız nereden geçiyordu? Buradan Hı-hı. geçiyordu. Faya rampa birinci zon. Mesela bu niye Hı-hı. ikinci derece? Bunu kim hazırlamış bilmiyorum. İBB ve AFAD. Yani Büyükçekmece birinci, net birinci şeydir. Tabii, tabii. Ve buralar birinci evet. hattır. Buraların ikiye falan girmesi hiç mümkün değil. Büyükçekmece de bir süre bu depremde, geçen depremde bir de hasar yani görüyor. Şu an Büyükçekmece, fayın gelip Büyükçekmece'nin önden döndüğünü söyleyebiliriz. Biraz yaklaşıyor Büyükçekmece'ye. Dolayısıyla Büyükçekmece'nin özellikle sıkıntılı zemini olan yerlerin, hı. yani oralı suya doygun zeminler bunlar, taneli zeminler, hı. bu tür zeminlerdeki yapıların, hele de çok katlıysa daha dikkatli olması lazım. Ben çocukken lazım. Hocam Büyükçekmece'de yazlığımız vardı, giderdik. Kilometrelerce deniz dolduruldu ve oralar hep sonrasında biliyorum. Üzerine inşaat biliyorum. Kıyı yasası, çok riskli. Orada da kıyı yasasını ihlal etti. Evet, evet. Yani evet. kıyılarda bir 100 metre çizgisi vardır değil mi? O 100 metre de şu, kumul bittikten sonra, sazlık bittikten sonra 100 metre. Yani denizdeki 100 metre değil. Kumul hocam, doğal parçası sayılır. Onu vazgeçtim. Kıyı kenar çizgisini uygulayan yer kaldı tabii mı Türkiye'de? Tabii kalmadı. Doğru. Yani hiç orada yok. Orada bir sürü sorunlar var tabii. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. İnşallah afetsiz günlerimiz olur. İnşallah. Ama işimiz zor. Evet. Ve Celal Hoca'nın bir kitabı çıktı. Senin cahilliğin benim yaşamımı etkiliyor diye. Çok evet. doğru bir söz bu. Gidip dönüp dolaşıyoruz. Bunu tekrarlamamız gerekecek herhalde. Yani bir toplam kalite meselesi var. Bir toplumun yani overall quality dediğimiz, yani toplamın bir kalitesiyle yaşıyoruz. Hep beraber bu cehaletle bir yere varamayız. Hızlı yolu almamız lazım. Dünya hızlı gidiyor. Evet. Bizim de hızlı olmamız lazım. Çok doğru. Yani halkımıza daha iyi hizmet etmemiz lazım. Daha birikimli kadroların sorunumuz o. Evet. İktidara gelmesi lazım. Bir de yerel seçimler öncesi bunu söyleyelim ki. Bu yerel, onu biraz önce Uğur Bey'le konuştuk. 100 küsür milyar dolar para kaybettik. Ekonomik kaybımız var. Belki 60-80 bin can kaybımız var. On binlerce, yüz binlerce yaralımız oldu. Bütün bunun sebebi bu tarım ovalarının, tarım düzlüklerine yapılan kötü yerleşimler. Evet. Bunun da sebebi bence yerel rantlar, yerel politikalar, evet. politikacıların bu şeyleri ve Türkiye'de
bu rantlar olmasa hiçbir belediye başkanı seçimlerine, belediyelere bu kadar büyük deli gibi belediye başkanı seçimlerine kimse asılmayacak. Yani net bu. Teşekkür ederim. Ve siyasette ateş